Kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Citra ile tanışmaya gitmemiz gerekiyor. Bakıyoruz en kısa yoldan nasıl ulaşabiliriz Citra'ya diye. Mevcut hedefimiz burası. Ama dediğim gibi radyo kuleden açmakta da fayda var. Bir yandan silah, bir yandan XP kazanmak için. Yakınımda olan şöyle bir kule var. Önce bunu açmak istiyorum. Sonra şuraya saldırmak istiyorum. Yani hedefe giderken yol üstündeki karakolları temizleyip mümkün mertebe XP ve dolayısıyla yetenek kazanmak istiyorum. 800 metre mesafeyi dönerli almak çok büyük dert olmayacaktır. Şöyle biraz hızlanırsak. Bir şey vardır diye baktım ama işte bir şey yokmuş. Neyse, kuleye yakınız zaten. Evet, kulenin dibinde korsanları görüyoruz, kırmızı tişörtlü. Bu arada bir yeteneklerimize bakalım. Kaç tane kazanmıştık? Bizim işimize yarayacak o güzel kazanmışız 4 tane. Ama dikkat edin, bu kilitliler henüz hani yeterince görev yapmadığımız ve ek görevleri yapmadığımız için diyeyim. Hala kilitli durumdalar. Zaten sağ altta da gördüğünüz üzere bu yeteneği açmak için daha fazla görev bitirmelisin diye uyarı veriyor. Biz de görev yapmaya çalışıyoruz zaten. Koşarak şarjı değiştirmek güzel olur. Hızlı yüzmek şu an için işimize yaramaz ama hızlı yüzmeden sonra eğilerek hızlı yürümek işimize yarayacak. O yüzden şimdiden onu alayım. Bir sonraki aşamada bu açıldığında direkt onu alacağım. Bu noktada şimdilik iki tane kullanabilirimiz var. Tabanca, SMG ve pompalılarla nişan almadan yaptığımız işler daha isabetli olsun. Yeteneği var. Şimdilik bırakıyorum iki tane de. Kullanabilirim. Yeteneğim olsun. Ki açıldıklarını da alabileyim. Duyduğum seslere göre bu arkadaşlar bir kaplan ya da leopara atış ediyorlar. Hiç affetmeyiz. Bu arada biz en son bu tabancaya suç takmıştık galiba. Oyun nasıl olduysa bunu iptal etmiş. Bu tip küçük buglar var maalesef. Ceset alması lazım. Neyse, onu aramakla uğraşmayayım şimdi. Bunlar basit kulelerden biri. Yani, ileriki kulelerden bazılarını ciddi bulmaca çözmemiz gerekiyor. Oraya nasıl çıkalım gibi. Ama bunda o kadar zorlayacak bir şey yok. Bazen bu normalde her kulenin en üst katında bir sandık mutlaka oluyor. Ama ilerleyen kulelerde ara katlarda çelik yelek olsun, cephane olsun, sandık olsun, ekstra şeyler de olabilir. O yüzden kontrol etmenizde fayda var. Mesela şu an çelik yeleğim yok. Olsa güzel olurdu aslında buralarda. Ve bu kuleyi de aktive ediyoruz.
500 ekliğimizi aldık. 18 kuleden 4'ünü aktive ettik. Mazlarda bedava PKM var. Mazlarda bedava 1887 pompalı var. Tıbbi yardım vesaire. Çok da işimize yarayacak bir şey gelmedi bedava olarak. Ben şimdi şu karakolu ele geçirmek istiyorum. Buradan oraya en kısa nasıl gidebilirim? Önce bir sahile inmem gerekecek. Burada birkaç tane korsan görüyorum ki onlar beni görmeden, evet. Haritayı açtığım için civardaki artık sandıkları vesaire de görebiliyorum. Yolsun ki aktivizler yapmakta fayda var. Anyone who dies quick in this hellhole can count himself lucky. I hate it here. Sistemiz birden silahımız, evet. Silah dizilimimiz tuhaf bir şekilde değişmiş. Tüfeğimiz, susturucu tüfeğimiz varken 2 numarada. Onun yerine susturucusuz tabanca gelmiş. Neyse, problem değil şimdilik. Cold beer. Yeah. That beer. Tamam. Şu arkadaşlar. Şu sağlık görevini de yapalım. Fena XP vermiyor. Düşman bizi fark etti. Şu anda çok da buradaki bug sayesinde o da yok. Kumanda işaretli yolda takip ederek sağlık paketini hedefe ulaştırma gayesindeyiz. Yolda bir düşmanlar fark edecek. Kumanda işaretli yolda takip ama çok dert değil. Bu yolda çok da önemli. Bazen peşimiz olmaya gelin var. Hatta şöyle güzel patlayanlar da yapabiliyoruz. Kırmızı duman kumanda koyuyor ki 18 saniye kadar paketi adrese teslim ettik. Dediğim gibi peşimizden geliyor bu arada. Ne yapar? Suya gömülüyor. Güzelmiş. Onlara bir kadar bir bakmayı çıkartmış. Bu eleman onlarla ilgilenir. Ben hazır gelmişken civardaki malımı ilk toplayayım. Benim hedefim bir karakol idi ama sağlık görevine çıkınca tabii ondan biraz uzaklaştım. Şu an şuradayım. Buraya gitmem gerekiyor. Aynı aracı kullanabilirim bunun için. Hızlı bir araç. Bu araç ve diğer anlar için daha iyi bir araç. Peşimizde korsanlar zaten suya saplanıp kaldılar. Bunlarla ilgili bir sorunumuz yok. Yolda yenilerine rastlarsak onlarla ilgilenebiliriz. TDF 400 km ve yaklaşıyoruz. Bu noktada artık zaten hedefimiz bir ada. Şuraya bir konu varsa ne olur diye bakıyorum. Şöyle güzel bir şey olur. Hiç konuyu uzatmadan halletmiş olduk. Bak, sağlığımız tamamlayalım. Bu arkadaş niye bize ateş ediyor? Bunu da üstündekileri toplasam da olur da şimdi uğraşmak istemedim.
hedefim şu adaya gitmek. Tabii şurada bir köpek balığı görüyorum ama jet ski olsa bu civarlarda çok da güzel olacak. Aslında bakayım haritada görebileceğim yakınlıkta bir şey var mı? Burada bir bot var ama oraya gidene kadar şuraya yüzmek daha mantıklı geldi. Alabileceğimiz muhtemel birkaç köpek balığı ısırımda artık sineye çekeceğiz. Evet, bu arada geyikler de var. Bu geyikler bir şeylerden kaçıyorlar. Evet, bu geyikler bir şey olmadan da çılgınca koşabiliyorlar. Ve evet, karakolumuza geldik. Too damn hot. Someone just fucking shoot me. İşeyen bir abimiz var. Bizi fark etmek üzere. Ki bizi fark etmeden. Sıyrıldık. Tavsiyem önce kule ya da bir kulübenin üstünde olan korsanlar halletmez. Çünkü onların görüş açısı ciddi anlamda iyi. Diğerlerine halletmeye çalışırken sizi fark edebiliyorlar. İşaretlediğim için şu an arkasının bana dönük olduğunu görüyorum. Ve o beni görmüyor bile. Bundan sonraki işlem tamamen bana kalmış. Hangi sırayla hangilerini halledeceğim. Şu pervazı çıkıp üstüne atlayabilirim ama şu arkadaş beni muhtemelen görecektir orasında. O yüzden önce orada biri daha var mıydı sanki diye bakıyordum. Şu işleyen arkadaşın sesini duydu ama yapacak bir şey de yoktu. Henüz fark edilmedim. Ama cesedi fark ettiler. Evet, teklemediğimiz bir düşman. Burada. Yaklaşsın bakalım. Şöyle çılgınca bir hareket yapıyor. Tuhaf mesafeden düşman eceli olduk. Bu karakolda zaten bir tane düşman kaldı. Ben yine onu sonra saklayıp toplayabildiklerimi topluyorum. Koşup o saniye içinde karakolu geçiyor. Ve tabii rakyatlar da her zaman olduğu gibi iş bittikten sonra sözüm ona size desteğe geliyorlar. Hemen yine adet üzere karakoldaki güvenliğe giriyorum. SD kart, sandık, sağlık ne varsa topluyorum. Hatta cephane. Evet, yeni eşyaların olduğu kategoriler yine sarı ünlenme işaretli. İki tür pompalı var şu an ulaşabildiğimiz, yani bizim olan. Ben şu an bedava fırlatıcım olmadığı için şu pompalardan birini 4. slota koyabilirim. Yakın mesafede ciddi etkiler çünkü. Şarjör de alalım.
pompaların en büyük derdi yeniden yükleme çünkü. LMG'lerden birine sahip olmuşuz artık. Ağır bir silah. Taşınabilmek gördüğünüz gibi yerlerde. Hasar fena değil. Ama yine taşımaya değer mi tartışılır. Saldırı tüfeklerine bakalım. Şunu hata olduğu için tekrar ikiye taşıyorum. Birinci slotta zaten susturuculu tabancamız, ikinci slotta susturuculu saldırı tüfeğimiz, üçüncü slotta keskin nişancı tüfeğimiz var. Dördüncü slotta pompalı aldık. Keskin nişancı tarafında var mı bizim alabileceğimiz bir şey? Almaya değer bir şey diyeyim. Şu an para harcamaya değer mi? Desteklenen yuvalarına bakıyorum. Susturucu desteği var aslında. Alınabilir bir ürün. Ama dediğim gibi radyo kulesi aktif ederek bedava da alabilirim ama şu an zaten yeterince param var. O yüzden bunu istiyorum. Ve 3. slottaki keskin nişan tüfeği yerini istiyorum. Özelleştirme bölümünde direkt susturucumu takıyorum. Ve şarjörümü takıyorum. Ki zaten ekstra 2 yuvası var ki ikisini de kullanmış durumdayım. Şurada görüldüğü üzere. Dürbün vesaire çok da gerekli değil şu aşamada. Daha ileri silahlarda belki mermilerimi yenilemeye gerek yok. Satabileceğim şeyleri satıyorum. $275 kaldı. Zırh alabilirim. Ki alayım. Ha, 275, 75 dolar. Çok da fark etmeyecek. Yeter ki donanımım yüksek olsun. Evet, artık Citra ile tanışmaya gidebiliriz. Bu güvenliklerden çıkışta benim adetim genelde şarjörleri yenilemektir. Anlamadım şekilde çünkü yeni aldığım silahlar içi boş şekilde geliyor. Genelde ekstra şarjör taktığımız için muhtemelen. Hedefim Citra ile buluşmak. Neredesin Citra? Şuradasın. Ben sana gelmek için şuraya hızlı seyahat edebilirim. Oradan şu istikameti izleyip sana gelebilirim. Buraya gideceksem de önce şu radyo kulesini açmam faydalı olacak. O yüzden hedef olarak radyo kulesini gösterip Amanaki karakoluna hızlı seyahat ediyorum. ...900 metre uzakta hedefim. Dolayısıyla oraya bir araçla gitmemde fayda var. Yürüyerek çekilir yol değil. Orada bir jip varken otuz alalım. Ve hedefimizi yola çıkalım. Görüş alanımızda da girdi. Açmamız gereken radyo kulesi.
Dediğim gibi her kulenin en üst katında elektronik devrelerin olduğu katta mutlaka bir sandık oluyor. Bunu alıyoruz ve radyo kulesindeki engelleyiciyi devre dışı bırakıyoruz. Evet, hedefimiz Citra ile buluşmak. Çok uzak mesafede değil zaten. Bulunduğum bölgeye bir bakmak istiyorum. Vahşi köpeklerin olduğu bir kuş aslında. İki köpeğin canını kıydık. Şu sevmediğim yaratıkları hatırlıyorum. Köpek devleri bize lazım da hatırlıyorsunuz güven köpeklerinden. Yaban köpeği. Ve vahşi köpek artık ne derseniz buna. Onları alıyorum. Zaten aldıkça bunları da alayım. Satarım en kötü. Şurada bir köpek daha olması lazım. Evet. Bunun derisini yüzdük zaten. Hemen üretimden ister. Bakıyorum var mı yapabileceğim bir şey. Lav silahı ve roket çantası var. Lav silahı benim çok kullandığım şeydir ama roket beni almayabilir. Geyik postu kullanmış. Yaban köpeği 3 tane topladık. Bir tane daha lazım. Lav silahı askası, köpek derisi. Bizim başka bir şey için kullanacağımız bir şey değil. Yaban domuz derisi mevcut 3 tane lazım. 2 tane onu da aldım. Komodo ejder derisi bayağı toplamıştık, onu da aldık. Gördüğünüz gibi ilk başlarda hani bulabildiğiniz bütün hayvanların derilerini biriktirmek ileriki seviyelerde ciddi işinize yarıyor. Mesela şu an en basitinden şırınga kitini görmüyorum ama bu domuz derisini topladığımda muhtemelen ben de atıyorum 2 komodo ejder derisi daha çıkacak ama bende zaten var. Dolayısıyla orada arka arkaya oluşturabileceğim. Küçük ok kılıfı aldım. Tapir postu lazımmış vesaire. Burada yeni tariflerimiz var. Derin dalış için vesaire için. Şu an cüzdan konusunu çözmüştük. Bir tane daha yaban köpeği bulursam benim için hiç fena olmayacak. Burada birkaç tane avladığıma göre dağısı da vardır diye tahmin ediyorum. Ki haritada bana bunu gösteriyor zaten. Yaban köpeği sahasında olduğumu gösteriyor. Citra ile buluşmadan önce onu bir aradan çıkarmak isterim. Yaban köpeklerini sıkça bulunduğu yere doğru gidiyorum. Ki yaban köpeklerinin güzelliği, siz onlara gitmeden onlar size geliyorlar zaten. Evet, bir de domuz lazımdı bana. Ona da denk gelmişken boş geçmiyorum. Ve domuz derisini de aldık. Hemen üretime geri gidiyorum. Şırınga kiti, domuz derisi bir lazım, bir de var zaten. Orta şırınga, köpek derisi. Normal köpek bu, yaban köpeği değil. Hemen onu da hallediyorum. Büyük şırınga, leopar derisi. O biraz zorlayacak bizi ama yapamayacağımız bir şey değil. Yine köpek hedefimize doğru ilerleyelim. Yolumuza çıkmasaydım iyiydi. Bakıyorum, evet, köpeklerin sıkça bulunduğu yer. Burada bir korsan daha görüyorum ki beni fark etmeye bile fırsat bulamadı. Ben ne kadar ayak sesini duysa da. Evet, burada normalde yaban köpeklerinin çokça olduğu bölüm.
henüz ortada görünmeseler de, ki zaten Sitra ile buluşma noktamda bu civarlarda. Evet, bir düşman tarafından fark edilmek üzereydim ki bakıyorum ne tarz bir durum var orada. Tek başına bir garip düşman, bir garip korsan. Bizim için çok sorun olmayacaktır. Ve bir, iki tane daha, toplamda üç tane. Şu an görmem. Mümkün mertebe fark edilmeden tabii yanaşmayı tercih ederim ama artık çok geç. Evet, köpeklerimiz de ortaya çıktılar zaten burada. Var mı başka köpek? Gelmek isteyen yok. Bir tane yaban köpeği de vardı. Onu tamamladım ve orta roket çantam hazırlanabilir durumda. Büyük roket çantası için kaplan derisi ihtiyacım var. Zaten ister istemez muhatap olacağız kaplanlarla. Biz yine hazır yolda görmüşken şu arkadaşım da işini görelim ve Sitra ile buluşmaya gidelim. Sanki bir köpek sesi duyuyorum. Neyse, bana bulaşmıyor, ben buna bulaşmıyor. Deve kuşları gibi bir şey daha. Ve ekranda gördüğünüz sarı yünden benim şu an aktif görevim Sitra'da buluşmak yani. Küçük haritada göreceğiniz sarı bir alan var. O alana girdiğimizde o göreve başladığımızı varsayıyor oyun. Dolayısıyla hani bu civarlarda bir yerde ölürsek bizi yine bu civarlarda bir yerden başlatacak. Yine bu yolu tepmek zorunda kalmayacağız. Ben yine denk geldiğim sandıkları boş geçmiyorum. Ve meşhur Sitra'nın tapınağına, ki bilgileri de burada var, giriyorum. Jason, stand still in plain view. No sudden moves, okay? Dennis! Who stands beside you? A young warrior, here to be presented to Sitra. Proceed! Follow me. Over here, stay close. Keep up. Dennis, sen ne kadar bana yakın dur, ben de uzak tutuyorum. Bir an önce Sitra ile tanışmak üzere. I found the one who will not fail. Get back. Berhenti. Let me see your arm. İlla dövmemizi görmek istiyor. The one I have been telling you about. Time. Do they teach you to speak without permission in America? No, I learned that in France. Senapang ke bawah. We're brave to joke in the face of death. Fine word. I'll give it back to you, but I cut it off. Thought you liked jokes. Very few outsiders have seen this temple. The inner courtyard fewer still. Why are you here? I need the strength to defeat Voss and save my friends. Is that all? You will not command my army for you. You are a lamb. Not one of us. Well, then I will become a warrior. Evet, Sitra bize pek sallamıyor. He took my brother.
Ama intikamının ne kadar da güçlü bir silah olduğunu gayet iyi biliyor kendisi. And I will do anything to get him back. Bu sayede ikna oluyor. Berikan saya. Bring me what has been lost. Kaybolan şey diye bir şey çıktı ortaya. Görelim bakalım neymiş. Wow. Yes, Citra saw the fire in you. And what does she mean, bring her what has been lost? Drink, and you will find an answer. Citra bize tuhaf şeyler içmeye bayılıyor. You are speaking out of fear. Do you desire the power to save your friend? Yes. Then drink. İçelim bakalım. We spend our whole lives. Deniz bu kadar yaklaşınca korkuyorum bizi öpecek diye ama. Imagine how quickly you can succeed if you just take what you want. Burada yine hayaller alemine dalıyoruz. Burada enteresan olan şey, eğer önce yeteneklerinizi geliştirirseniz, hızlı yürüme, hızlı koşma vesaire. Ben mesela bu beyaz takımdan daha önce bu kapıdan girdiğimi hatırlıyorum. Daha önceki denemelerde. Tabii öncesinde hızlı yürüme yeteneğini vesaireyi kazanmıştım. O tip kapıları atlamışlar. Ama çok dert değil. Yani oyunu ilk oynayan biri. Önce tüm yeteneklerimi tamamlayayım, ondan sonra görevlere devam edeyim demeyecek. You are so close to the end. Come on. Sahneler. Güzel sahneler. Hani cidden bir insanın rüyasında hayaline görebileceği şeyler. Ve geleceğe dair noktalar da görüyoruz. Şu baş kötü abimizi yakinen tanıyacağız yakında. Hoyt diye tanıdığımız arkadaş. Ve meşhur kaybolan şey de buradaymış. Bu aşamaları geçtikten sonra bize güzel XP puanları gelecek. Onları iyi değerlendirmeye çalışalım. Yine buna bağlı olarak yeni dövmelerimizi ekleyeceğiz zaten. Saw my friend and my little brother Riley. And then I followed a man in a white suit.
I saw a shanty town, a bar. It was dark and dingy and And an ancient knife? An ancient knife with a decorated blade. How did you know? You're talking your sleep. Dennis, şu gözlüklerimi değiştir ya. There's a shanty town to the east in part of territory. Okay, tamam, that's where I'm headed. Oh, but the town is big. Kemik çarşı. How are you going to find a knife? Hangi yılda kaldın sen? Simple. I'll start with the man in white. Beyaz takımlı adamı bulmak üzere. Yola mı going, bro? Yola çıkıyoruz. Şurada da bir sandık varken boş geçmeyelim. Şu an çok mağduruz. Paraya ihtiyacımız var. Evet. Yeni bir görevimiz geldi. Yeni XP'lerimiz geldi. Yeni yeteneklerimiz geldi. Hemen yetenekler bölümüne bakayım, açılan var mı? Attan öldürme var. Sudan ya da bir kulübenin dibinden yukarıdaki düşmanı öldürme yeteneği. Sıralı öldürme var. Ekstra sağlık barı var. Faydalı şeyler. Olmazsa olmazımız kesinlikle sıralı öldürme olacak. Nasıl olduğunu bize gösteriyor burada. Arka arkaya birkaç düşmanı birden öldürmek. Bunu aldık. 3 tanemiz kaldı. Ekstra sağlık barı güzel bir özellik olacak. Onu ekledik. Kaldı 2. Alttan öldürme de lazım olacak. Nasıl olduğunu bu şekilde gösteriyor. Kaldı bir tanemiz. O da eğilirken daha hızlı yürümek. Artık ne derseniz ondan. Şimdi bakıyoruz. Mevcut görevimiz ta adanın diğer ucundaki bir kasabada geçiyor. Ben buraya hızlı seyahat ediyorum. Bu bölümde, yani şu aşamada kaydedip videonun bu bölümünü sonlandırıyorum ki bir sonraki videoda devam edelim. Görüşmek üzere arkadaşlar.